Sayın Tanal lütfen oturur musunuz? Sayın Tanal, grup adına mı? Buyurun. Siz buradasınız. Söyleyin o zaman. Önce siz müsaade isteyin, ondan sonra. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Buyurun. Bir sefer bu milletvekilleri arasında bu hiyerarşik bir sıralama getirme anlayışınızı ben kabul etmiyorum. Hayır efendim, ben getirmiyorum. Yani işsizlik getiriyor. Lütfen. İkinci bir soru. Buranın çalışma usulü var yani. Çalışma usulü bunu söylüyor zaten. Siz de öğreneceksiniz yani. Buyurun. Efendim, bunu biz biliyoruz. Sayın Divanlık da öğrenecek bunu. Yani her yaşta her insanın öğrenmeye ihtiyacı var. Evet, benim de öğrenme ihtiyacım var. Sizin de öğrenmeye ihtiyacınız var. Sayın Tanal, her şeyde öyle söz isteme hakkınız yok efendim. İşsizlik belirlemiş. Buyurun. Önce tabii bu Muğla ilimizin sınırları içerisinde kalan Bafa Gölü ile ilgili tabii bu bir çevre katliamıdır. Takdir edersiniz, insanların anayasamızın 56. maddesi uyarınca sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaya herkesin hakkı vardır. Şu andaki doğan insanın da doğan tüm canlıların da aynı hakkı vardır. Bu açıdan olaya baktığımız zaman gerçekten bu araştırma önergesi insanlık açısından çok önemi arz eden bir husus. Tabii her dünyanın, her ülkenin bir siyasi anlayışı vardır. Bu siyasi anlayış anlamında bu önergeye Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde buna destek veren Yüksel Bey arkadaşımıza ben teşekkür ediyorum. Yani o arkadaşımız objektif doğruları destekler mahiyette söyledi, yapalım dedi. Ama diğer geri kalan vekil arkadaşımız olaya karşı çıktı. Yani netice itibarıyla bu partiler üstü olan bir husustur. Siyaset üstü olan bir husustur. Bu nedenden dolayı tüm vekil arkadaşlarımızın göz önüne alarak destek vermesini arz ediyoruz. Lütfen sayın milletvekillerim. Sayın Kaplan buyurun. Teşekkür ediyorum.